Realtek.com izleyicileri, bu hafta stüdyomuzda Kadir Bey var, Microsoft'tan misafirimiz ve Windows 10'u merakla bekleyen Windows 10'u konuşacağız. Neler söyleyeceksin önce? Ürün neler getirecek? Ne kadar kaldı? Merakla bekliyoruz hala. Selam, selamlar herkese. Dün evvelsi gün duyurduk esasında. Windows 10 29 Temmuz'da hepimizin hayatına giriyor. Hem son kullanıcıları hem kurumsalı. Bizi hiçbir şey bu kadar çok heyecanlandırmamıştı. Hiçbir işletim sistemi Windows 10 kadar heyecanlandırmamıştı. Çünkü Windows 10'la beraber Microsoft bütün işletim sistemi yapış şeklini ve bundan sonraki işletim sürecini değiştiriyor. Kurumsal dünya içinde, son kullanıcı dünyasında da birçok yenilik var. Evvelsi gün itibariyle de esasında bilgisayarlarda rezervasyonlar çıkmaya başladı. Son kullanıcılar artık bilgisayarlarında bir pop-up görüyorlar ve 29 Temmuz için Windows 10'u kendilerine rezerve etmeye başladılar. 29 Temmuz akşamı biz Windows 10'u piyasaya çıkardıktan sonra herkes kullanıcılar makinelerini kurup ücretsiz olarak indirebilip kullanmaya başlayacaklar. Bu Microsoft tarafından aslında yeni bir pazarlama yöntemi değil mi? Her şeyin değiştiğine yönelik bir şey, hepimizin bilgisayarına çıktığı, rezerve etmek, oraya bir isim kaydolmak, sıraya girmek falan önemli şeyler. Nasıl bu fikirler doğdu Microsoft tarafında? Biz şöyle bir şey yaptık. Esasında bu büyük bir vizyonun küçük bir parçasından bahsediyoruz, bu rezervasyon dediğim şey. Biz Windows 10'la beraber Windows as a Service, servis olarak Windows diye bir konsepti duyurduk. Hmm. Bir kullanıcı, ister kurumsal olsun, ister son kullanıcı olsun, Windows 10'a geçtikten sonra bundan sonra cihazın ömrü boyunca ücretsiz olarak ürün güncellemelerini alacak. Bu ne demek? Eskiden security, güvenlik yamalarını alıyordunuz bir ayda bir. Şimdi 4 ayda bir, 5 ayda bir. Aynı 8.1'de olduğu gibi, ismi öyle olmayacak ama 10.1, 10.2 gibi düşünebilirsiniz. Yeni özellikler katılacak ve bunlar sürekli olarak gelecek. Tüm Windows 10 makineler en güncel versiyonda kalacak. Bu rezervasyon da bunun yöntemlerinden bir tanesi aslında, başlangıç noktası. Windows 10'a geçecek kullanıcılar, ondan sonra bu senenin sonbaharının sonlarına doğru, kışa doğru yeni bir Windows 10'un yeni versiyonu gelecek. Makinelere ücretsiz olarak kurulacak. Ondan sonra gelecek bu ayın, senenin baharında yeni bir versiyon gelecek. Bu rezervasyon da bunun yöntemi. Microsoft bu şekilde esasında inovasyonun herkes tarafından, son kullanıcılar tarafından en hızlı bir şekilde kullanılmasını istiyor. Peki TeknoSaat'te biliyorsun kurumsal ağırlıklı konuşuyoruz ve işletmelere ne kazandıracağını konuşalım. Biliyorum ki yani hepimizin bilgisayarına geldi ama 5-10 kullanıcılı şirketler de var, binlerce kullanıcısı olan holding seviyesinde şirketler de var. Kurumsal tarafta neler getirecek Windows 10'la, onunla neler müjdeliyorsunuz en azından şirketlere ve kullanıcılara? Şöyle başlayalım. Bir, çok performanslı bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Yani biz burada çok iddialıyız çünkü Windows 10 dediğimiz çok hazır, çok performanslı bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Microsoft tarihinde veya herhangi bir işletim sistemi tarihinde 4 milyon kişinin beta aşamasında kullanıp test ettiği başka bir işletim sistemi yok. Şu anda Windows 10 4 milyon kişi kullanıyor ve uygulama uyumluluğu, işte donanım uyumluluğu en yüksek seviyelerde. Kurumsal açıdan baktığınızda en önemli özellikler, birçok özellik var ama ben en çok şu ikisini önemsiyorum. Güçlü olduğumuz yanlar üzerine inşa etmeye devam ediyoruz. Güvenlik ve yönetilebilirlik. Şimdi ben eski bir güvenlikçi olarak esasında bilgisayar sektörüne hacker olarak girmiştim. İlk işime ethical hacker olarak girmiştim. Ben şeye inanırım. Hacklenmeyen firma veya kurum yoktur. Çünkü bunun farklı sebepleri var. İşte parola kullanıyoruz hepimiz. Parolalar çok büyük bir güvenlik riski. Windows 10'la beraber Windows Hello diye bir özellik getirdik. Yüz tanımayla otantik oluyorsunuz. Artık bilgisayarınıza parola girmiyorsunuz. Yüzünüzü tanıyor sizi çok güvenli bir şekilde kurumsal seviyede. Ve tanıyorsunuz. Sadece bu değil ama avuç içi okumalar, iris tanımaları vesaire birçok özellik geliyor. Bu çok önemli. İkincisi, kurumsal dünyada kime anlatırsak anlatalım. En büyük bankaya da anlatalım. Daha küçük bir KOBİ'ye de anlattığımızda veri koruma özelliği geliyor. Ürünün içinde veri koruma özelliği geliyor. Bu çok önemli. Çünkü artık günümüz dünyasında özellikle mobilleştiğinde şirketinizin verisi farklı farklı bilgisayarlarda ve siz kullanıcının şeyi kontrol edemiyorsunuz. Bu veriyi ne yaptığını kontrol edemiyorsunuz işte. Kendi OneDrive'ını Dropbox'ına da yükleyebilir. Kendi Hotmail'ine, Gmail'ine de atabilir. Siz şirketin çevresini ne kadar firewall'larla çevirirseniz çevirin, o da veri dışarı çıkıyor. Bunu Windows 10'la beraber çözüyoruz ve bu farklı third party yazılımlar var ama bunu işletim sistemi seviyesinde sunduğumuz için çok farklı bir noktaya gidiyor. Yani artık siz kurum olarak şunu tanımlayabileceksiniz. Benim şirket verim hangisidir? Dersiniz ki SharePoint'ten, FileServer'dan gelenlerin hepsi kurumsal veridir. Dersiniz ki bütün Word belgeleri kurumsal belgedir. Dersiniz ki Exchange'den gelen her şey kurumsal veridir. Bundan sonra şunu tanımlayacaksınız. Kurumsal veriye kim erişebilir, ne erişebilir? Derseniz ki siz Facebook kurumsal veriye erişemez. Facebook uygulaması. Ben SharePoint'ten bir kurumsal veri download ettim. Copy paste yaptım. Windows 10 lansman tarihi. Eskiden bunu kullanıyordum, artık açıkladık. Başka bir şey diyeyim. Windows 10'un bir sonraki versiyonunun tarihi şudur diye copy paste yaptım. Facebook'a post etmeye kalktığımda kusura bakmayın. Bunu kurumsal veridir. Bu çok çok önemli bir özellik. 3, mağaza tarafı. Bizde de rakiplerimizde de mağaza her zaman bireyseldi kurumlar için baktığınızda. Yani siz bizde de domain account'unuzla, şifrenizle giriyorsunuz bilgisayara. Mağaza açtığınızda bir outlook hesabı gerekiyor. Rakiplerde de böyle. Ve kurum bunu yönetemiyordu. Yani son kullanıcı oyunda indiriyordu bilgisayarına vesaire. Biz kurumsal mağazayı getiriyoruz.
Yani kurumlar kendi uygulamalarını mağaza üzerinden download ettirebilecek. Yani bir son kullanıcı geldiğinde, kurumun içinde çalışan geldiğinde Windows mağazasına girecek ve kurum uygulamalarını indirecek. Mesela kurum Facebook'a izin veriyor, Twitter'a izin vermiyor diyelim veya neyse, oyunlara izin vermiyor, üretkenlik araçlarına izin veriyor. Mağazada üretkenlik araçlarını görecek, oyunları görmeyecek. Mağazayı bu şekilde kontrol edebilecek. Bu çok çok önemli. Ve son olarak şeyden de bahsedeyim. Biraz evvel bahsettiğim Windows as a Service'den de bahsedeyim. Tabii ki kurumlar, en üst seviyede kurumlar her 4 ayda bir ürün güncellemesi yapmayacak. Biz orada şey görüyoruz, bir son kullanıcılar olacak. Onlar her zaman en güncel versiyonda duracak. Kurumlarda spektrumun öbür ucunda iş kritik sistemler var. İşte bir köprüdeki şey de düşünebilirsiniz, bir hastanedeki medikal cihazı da düşünebilirsiniz. Bunlara yeni bir yöntem sunuyoruz. Onlar aynı var olduğu gibi en şu anki versiyonda kalacak. Ama öngördüğümüz üçüncü ortadaki yöntem de kurumlardaki son kullanıcılar için. Yani sizin sağ satış elemanlarınız olabilir vesaire. Onlar da son kullanıcıları gibi güncellenecek ama kurumun kontrol ettiği bir şekilde güncellenecek. Yani son kullanıcılara biz son barda yeni bir güncelleme çıkardık diyelim. Kurumlar onu bir süre test ettikten sonra merkezi olarak gelecek senenin başlarında dağıtabilecek. Böyle bir yöntem de sunuyoruz. Tabi burada şeyden de bahsetmek lazım. Start Manager'a geliyor. Çok daha basit. Yani Windows 7'nin alışkın olan kurumlar Windows 10'a geçtiklerinde herhangi bir alışma süreci taşımayacaklar. Aynı şekilde Windows 8'e alışkın kurumlar da Windows çok rahat bir şekilde geçebilecek. Yani tanıdık, çok performanslı, çok uyumlu ve güvenlik ve yönetim tarafında çok çok özellikler getiriyor. Peki o zaman son olarak geleceğe de konuşalım ve bitirelim istiyorum. Aslında özetledin, geleceğin sistemini kurmuş vaziyettesiniz ve kullanıcının bilgisi belki haberi olmadan ara ara kendini güncelleyecek bir sistemden bahsediyoruz ama mobilin de devreye girmiş olmasıyla beraber neler olacak? Gelecekte daha neler çiziyor, neler planlıyor Microsoft vizyon olarak? Ya ben her sunumumda, konuşmamda şeyi anlatıyorum. Yani mobilde diye bugün telefondan, tabletten bahsediyoruz. Ama 10 sene önce mobilite dediğimizde laptop'tan konuşuyorduk. Ondan sonra telefondan konuşmaya başladık. Ondan sonra tabletten konuşmaya başladık. Bugün akıllı saatlerden, gözlüklerden konuşuyoruz. Microsoft açısından önemli olan cihazın mobilitesi değil. Önemli olan deneyimin mobilitesi. Bu güzel biraz düşünmemiz, açmamız lazım. Siz telefon kullanıyorsunuz. Telefondan bir uygulamaya erişiyorsunuz. Kapattınız, bilgisayarınızı açtınız, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. HoloLens'i duyurduk. Seyretmeyen varsa seyretsin. Bence dünya yani sektörden bağımsız olarak dünyayı değiştirebilecek bir teknolojiden kesinlikle bahsediyoruz. Bilgisayarda çalışan uygulamanız HoloLens'te çalışıyor vesaire. Gittiğimiz nokta böyle bir dünya. Yani mobilite dediğimizde sadece cihaz olarak bakmamak lazım. Deneyim ve bundan sonra nereye gideceği. Bizim mobil sürümümüz sonbahara doğru gelecek. Windows'un 10'un desktop versiyonundan biraz daha sonra gelecek. HoloLens gelecek hayatımıza yakın zamanda. Çok yakın zamanda bu dönemlerden bahsediyoruz. Ve bütün uygulamalar artık bu mobil dünyada hep beraber çalışacaklar. HoloLens'le yaptıklarımız vesaire, Surface Hub aynı şekilde kurumsal dünya için. Ama özellikle HoloLens için konuşayım. Hiçbir şey beni bu kadar çok heyecanlandırmamıştı. Evet. Dünyayı değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz. Ve Windows 10'la biz çok iddialıyız. Windows 10 çok güzel geleceğine inanıyoruz.